kart verebilir misiniz? Ama diğer taraf. Merhaba. 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 Hocam onu asmayalım çünkü bazı arkadaşlarımız bu şartta. Öğretmenlerimizin yüce devletimizden isteklerini dile getirmek amacıyla bir araya toplanmış bulunuyoruz. Saygıdeğer devlet büyüklerimiz, sevgili meslektaşlarımız ve çok kıymetli basın mensupları. Bugün burada 81 ilden gelen ücretli öğretmenlerimiz ve aileleri yer almaktadır. Bizler liyakat sahibi emektar ücretli öğretmenler olarak Milli Eğitim'in bizlere layık gördüğü ücret ile defalarca Ankara'ya sesimizi duyurmaya geldik. Ama maalesef bu yakarışlarımızın hiçbirinde bir karşılık bulamadık. Ama yılmadık. Bugün yine çoğalarak ulustayız. Öncelikle ücretli öğretmenlik nedir? Bundan bahsetmek isterim. Bizler sözleşmeli öğretmenler değiliz. Ders saat ücretiyle çalışan, aylık olarak eline 4.000 ila 5.750 lira arası para geçen Milli Eğitim'in maaşsız öğretmenleriyiz. Her an her yerde mevki seçmeden yurdumuzun en ücra köşelerinde öğretmen açığını kapatan, kötü gün dostu, aynı görevi yapmasına rağmen kadrolu arkadaşlarının 1/3 maaşına denk gelen ücret ile çalışan fedakar eğitimciler, yarım sigorta primiyle sağlığı ve emeklilik hakkı elinden alınmış en güzel, en verimli yıllarını komik rakamlarla devletine bağışlamış, tatillerde kar yağdığında aldığı 2500 lirası dahi kesildiği için sevinemeyen ve bütün bu haksızlıklara rağmen Haziran ayı geldiğinde haydi sizinle işimiz bitti denilip sigortasız ve işsiz bırakılan, en acısı ise karne gününde öğretmenim dönem başında bizimle misiniz diye umut dolu gözlerle bize soru soran, masum yüreğe yutkunarak gözyaşlarımızı saklayıp arkasını dönüp gidebilmektir ücretli öğretmenlik. İşte biz bu fedakarlıkları eğitim fakültesi ve formasyon sahibi 12 bin ücretli öğretmen olarak her sene yaşıyor ve üzüntüleri ailelerimize de yaşatıyoruz. Tek istediğimiz ise emsali dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan ücretli öğretmen atamasının tekrar yapılmasıdır. Anayasamızın süreklilik ilkesine dayanarak
hizmet yıl üstünlüğüne göre eğitim fakültesi mezunu ve formasyon sahibi ücretli öğretmenlere ön başvuru esas alınarak kontenjan mağduru olmadan devletimizden ivedilikle en az 10 bin kadro talep ediyoruz. Çünkü dönem şartları içerisinde asgari ücretin dahi 5500 lira olduğu ülkemizde biz ücretli öğretmenlerin 4000 ila 5750 lira ile geçinmeleri mümkün değildir. Bizler ev geçindiremiyor, kiramızı ödeyemiyor, çocuklarımıza bakamıyor, evlenemiyor, evlenenler ise çocuk sahibi olamıyoruz. Bu komik rakamlarla öğretmen çalıştırmak, öğretmenlik mesleğinin haysiyetine de, vicdanlara da, anayasamızın eşitlik ilkesine de sığacak bir durum değildir. En büyük nas aynı işi 1/3 maaş farkı ve yarım sigorta ile yaptırmaktır. Eğitim fakültesi ve formasyon sahibi 12 bin ücretli öğretmeni Sayın Milli Eğitim Bakanımızın yok saymasını istemiyoruz. Doğum yapmış, askere gitmiş öğretmenin yerini doldurmaktan daha fazlayız. İşte bu şartlarda yıllarca devletimize emek vermiş liyakatlı ücretli öğretmenleriz. Bizler artık somut adım, acil çözüm istiyoruz. Özlük haklarımızı, tam yatan sigortalarımızı ve maaş farkımızın giderilmesini talep ediyoruz. Bizler biliyoruz ki öğretmenlik mesleği gönül işidir. Liyakat ise KPSS'de 20 sorudan çok daha fazlasıdır. Bunu sizler de bilin istiyoruz. Severek, aşk ile yıllarca yaptığımız mesleğimizi artık kadrolu yapmak istiyoruz. Ve 10 bin kadronun devletimize çok da yük olmayacağını biliyor. Şimdi fedakarlık sırasını devletimize bırakıyoruz. 90 bin ücretli öğretmen ve aileleri olarak ortalama 400 bin yurttaşın yok sayılmamasını istiyoruz. Biz devletimiz ve milletimizin her daim yanında olduk. Devletimize bunca vatandaşını ve öğretmenini ötekileştirmesin, görmezden gelmesin istiyoruz. Bizler artık acilen kadro ve atama talep ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere bütün devlet erkanımızdan acilen bu isteklerimizin can bulmasını talep ediyor. Öğretmenlerine sahip çıkmasını ve ücretli öğretmenlerin artık görülmesini istiyoruz. Dayanacak gücümüzün kalmadığını üzülerek belirtmek istiyoruz. Eğitim fakültesi ve formasyon sahibi liyakatlı ücretli öğretmenlere kimsenin mağdur bırakılmaması şekliyle en az 10 bin kadro talep ediyor. Buradan tüm siyasetçilerimize, sendikalarımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve siz değerli basın emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyor. Ücretli öğretmenler ve ailelerini her yıl sonu olduğu gibi işsizliğe ve düşüncelere sevk etmemelerini temenni ediyoruz. Değerli devlet büyüklerimizin vicdanına sesleniyor. Bizlere 10 bin kadronun bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Allah'a emanet eder, saygılar sunarız. Thank you.